Dünyadaki insanların %9-10'u kadarı solaktır. Solaklar, tarih boyunca hep ayrımcılık ile karşılaşmışlar. Kimi dönemlerde cadı olarak dahi görülmüşler. İşte tarihte solaklara özel, ilginizi çekecek konular. Solak soykırımı. Çivi yazısı, tarih boyunca hep sağdan sola doğru yazılmıştır. Bunun basit bir sebebi vardır. Sağ elinizle çekiç sallarken soldan sağ yazmak, çekici yüzünüze vurmanıza neden olur. İşte bu yüzden o yıllarda solakların yazı yazması yasaklanmış, çünkü yazı yazarken yaralanmışlar. Tarihte sağdan sola doğru yazılan bu dönemlere solak soykırımı adı veriliyor. Solakların şövalye olması yasaktı. Solak olmak, kılıç ve mızrak dövüşlerinde üstünlük sağladığı için solakların şövalye olmaları yasaktı. Daha sonradan bu yasak, şövalye yarışmalarına katılmak ile kısıtlı kaldı. Çünkü solaklar savaş alanında işe yarıyorlardı. Osmanlı'da padişahın yakın korumalarının çoğu solaktı. Solaklar her zaman el üstünde tutulmuş ve savaşçı yapmaya çalışılmış. Bunun temel sebebinin solakların savaş alanlarında ön plana çıkması olduğu düşünülüyor. Solak kılıç ustaları, dövüş esnasında soldan gelecek şaşırtıcı saldırıları daha iyi bertaraf ediyor ve solak okçular padişahın solunda durarak padişaha sırtını dönmeden ok kullanabiliyorlarmış. Hatta Solaklar Birliği adında sadece solakların girebildiği bir özel birlik bile varmış. Solak olmanın faydaları. Solak olmak sporda fayda sağlıyor. Özellikle bireysel sporlarda rakibi bir solak olan sporcu, onun hareketlerini okumakta daha çok zorlanır. Bunun temel sebebi, insanın hareketlerini koordine eden ayna nöronların alışkanlık olarak karşısındaki insanın da bir salak gibi hareket edeceği beklentisi içinde olmasıdır. Beyzbol ve kriket gibi sporlarda en iyi atıcıların solaklardan çıkması bu savı destekler niteliktedir. Ayrıca efsane futbolcular içinde solak olanların oranı bir hayli yüksektir. Maradona, Pele, Messi, Roberto Carlos, Robben, Puskas, Hacı, Alex gibi tenis efsanesi Rafael Nadal'a da selam etmeden geçemeyiz. Çünkü kendisi de bir solak. Solaklar daha az sıra bekliyor. Sağlaklar, içgüdüsel olarak en az sayıda kişinin bulunduğu sıranın en sağındakini seçiyor. Solaklar ise tam tersi. Bu durum, sağlakların sayısının çokluğundan dolayı solakların daha az sıra beklemesi ile sonuçlanıyor. Solaklar bilgisayar oyunlarında daha başarılı. Hem klavye kullanımında daha üstün olması, hem de solakların iki elini de kullanma konusunda daha yetenekli olmasından dolayı iki elinde kullanıldığı etkinliklerde solakların genel olarak daha başarılı olduğu kabul ediliyor. Ancak konu bilgisayar oyunu gibi kısa sürede çok sayıda bilgiyi işleme olduğunda solaklar yine sağlaklara fark atıyor. Solaklar arasında matematikçi, sanatçı ve siyasetçi çıkma olasılığı sağlaklara göre çok daha fazladır. Uzmanlar, bunun sebebinin beynin sağ tarafının solaklar tarafından daha çok kullanılmasına bağlıyor. Ayrıca, beyin gücü potansiyeline ulaşmada solakların daha başarılı olduğu görülüyor. Amerika'da son 7 başkanın 4'ünün solak olması da bu savı destekler nitelikte. Bu konudaki bir diğer görüşte, sağlakların dünyasında yaşamak zorunda olan solakların sürekli küçük çözümler üretmek zorunda olmasının bu konuda etkisinin olduğudur. Solak mankenler daha düzgün yürüyor. Manken yürüyüşü zorluğu ile bilinir. Bu yürüyüşün en zor yanı ise podyumun sonundan sola doğru dönerek geri gitmektir. İşte bu konuda güçlü bacaklarının sol olmasının faydasını kullanan solak mankenler daha estetik dönüşler yaparak rakiplerini geride bırakıyor. Solakların kolları daha güçlü. Sağlaklara göre dizayn edilmiş bir dünyada sol eli kullanmanın normale göre daha zor olduğunu ve solakların zaman zaman sağ elini kullanmak zorunda kaldığını düşünürsek, bunu açıklamak o kadar da zor olmaz. Solaklar aynı anda birden fazla iş yapma konusunda daha başarılı. Araştırmalar gösteriyor ki sol elini kullanan insanlar ters elini, sağ elini baskın olarak kullanan insanlardan daha etkin kullanabiliyor. Bu solakların beyin gücünü daha etkin kullandığını gösteren detaylardan birisi olarak kabul ediliyor. Beyinlerini daha etkin kullanan insanlar ise aynı anda birden fazla işi yürütmek konusunda daha başarılı. Solaklar bu konuda daha iyiler. Solakların hafızaları daha güçlü. Solaklar, beyinlerinin sağ tarafını etkin kullandığı için görsel hafızaları daha güçlü. Ayrıca, hatıraları başka görsellerle ilişkilendirerek ya da farklı çağrışım metodlarına yatkın olmaları ile daha iyi hatırlıyorlar.
Solak olmanın kötü yanları. Solaklar, sağ elini kullananlara göre ortalama 9 yıl daha az yaşıyor. Makine ve araç tasarımları, sağ elini kullanan insanlara göre yapıldığı için, solakların kaza geçirme riski, sağ elini kullanan insanlara göre daha fazla. Ayrıca, diyabet, bağırsak sorunları ve migren, solaklarda daha sık görülüyor. Bunlar, yaşam kalitesi ve süresini ciddi şekilde azaltan faktörlerden olabiliyor. Solaklar daha az para kazanıyor. İngiltere'de yapılan bir araştırmada, aynı meslek grubundaki solaklar, sağ elini kullanan insanlara göre daha az kazanıyor. Solaklar hem genel olarak özgürlüklerine düşkün olduklarından, hem de sorumluluk duygularının genele göre daha az gelişmiş olmasından dolayı iş ortamında sıkıntı yaşıyor. Bu durumda solakların kazançlarına yansıyor. Solakların yazıları daha çirkin. Solak insanlar, soldan sağ yazım düzeninde yazdıkları yazıyı anlık olarak göremiyor. Aynı zamanda, sol elleri, yazdıkları yazının üzerinden adeta bir silgi gibi geçtiği için, yazılan satırda zarar görüyor ve elleri boyanıyor. Çalışmalarımıza destek olmak için kanalımıza abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.